Bon Jovi'nin ilk hit şarkısı bu. Adı Runaway. 1984'te yayınlandığında gelecek vaat eden genç rockçıyı New Jersey'de meşhur etmişti. O dönem popüler bir canlı grup olsalar da daha 2 yıl boyunca, yani Slippery When Wet albümü çıkana kadar parasız kalacaklardı. Runaway'in hikayesi evden kaçan genç bir kızın sokaklarda hayatta kalmaya çalışmasını anlatıyordu. Jon Bon Jovi New Jersey'den Manhattan'a Greyhound otobüsleriyle giderken gördüğü evden kaçan gençlerden ilham alarak yazmıştı bu şarkıyı. Jon Bon Jovi o dönem bir grubu olmadığı için stüdyo müzisyenleriyle şarkıyı kaydedip radyoların kapısını tek tek aşındırmaya başladı. Şarkının gitarlarını çalan isim olan Dave the Snake Sabo ise Runaway'in yayınlandığı 1984'ten tam 5 yıl sonra efsane rock gruplarından Skid Row'u kuracaktı. Onlar da Bon Jovi gibi New Jersey'liydi ve onun desteğiyle ilk albümlerini çıkarmışlardı. John, şarkıyı her konserde çalmadan önce şu hikayeyi anlatır. 1983'te genç bir punkçı radyo istasyonuna girer. DJ'in yakasından yapışır ve aynen şöyle der. Bayım, elimde havalı bir melodi var. Bana bir güzellik yapıp 3,5 dakikalık şu şarkıyı çalar mısınız? Karşınıza çıkacak şey tam bir rock'n'roll yıldızı olacak. Jon Bon Jovi elinde bu şarkıyla pek çok radyoya gitti fakat bir karşılık alamadı. Web adlı radyonunsa bir resepsiyonisti yoktu. Dolayısıyla Jon Bon Jovi DJ'ye kadar hiçbir engelle karşılaşmadan gidebildi. O DJ, Chip Howard, şarkıyı çaldığı gibi bir de radyonun toplama CD'sine şarkıyı alınca evet, Bon Jovi efsanesi doğmuş oldu. Bugün 36 yıllık olan bu şarkı Bon Jovi'nin kişisel favorilerinden. Bir marş gibi her konserde çalınır. Bon Jovi'nin kişisel favorilerinden biri bu şarkı olsa da klibinden nefret ettiğini her fırsatta söylüyor.